6. Şua. Yalnız iki nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Namazdaki teşehhütte bulunan Ettehiyyatul mübarekatus salavatut tayyibatu lillah ila ahirenin iki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün sair hakikatlarının beyanı başka vakte talik edilerek bu 6. şuada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek. Birinci sual. Teşehhüdün mübarek kelimatı, Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükalemeleri olduğu halde, namazda okunmasının hikmeti nedir? El-Cevap. Her müminin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura layık olan kelimeler ise, Miraç-ı Ekber-i Muhammed aleyhissalatu vesselam'da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde ''Ettehiyyâtu lillâh'' demiş. Yani bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ''Ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum.'' Evet, nasıl ki Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm ettehiyyâtu kelimesiyle bütün zihayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor, öyle de tahiyyatın hülasası olan el-mübarekat kelimesiyle de bütün medar-ı bereket ve tebrik ve barekallah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Ve mübarekatın hülasası olan es-salavat kelimesiyle de zihayatın hülasası olan bütün zîruhun ibadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor. Ve et-tayyibat kelimesiyle de zîruhun hülasaları olan kâmil insanların ve melaike-i mukarrebînin salavatın hülasası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Hem nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü demesi, istikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa 10 defa Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü demelerini amirane işar eder ve o selam-ı ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın o selama mukabil Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin demesi, istikbalde muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri selam-ı ilahiyi temsil eden İslamiyet'e mazhar olmasını ve İslamiyet'in umumi bir şiarı olan müminler ortasındaki Esselamu aleyke ve aleykesselam umum ümmet demesini raciyane, daiyane Halık'ından istediğini ifade ve ihtar eder. Ve o sohbette hissedar olan Hazreti Cebrail aleyhisselam emri ilahiyle o gece ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'' demesi, bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. Ve bu mükaleme-i kutsiye-i tahattür ile kelimelerin manaları parlar, genişlenir. Bu mezkür hakikatin inkişafında bana yardım eden garip bir halet-i ruhiyedir. Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, hali hazırda olan bu koca kainat hayalime camit, ruhsuz, meyyit, boş, hali müthiş bir cenaze göründü. Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müthiş tahayyül edildi. O hadsiz mekan ve o hudutsuz zaman karanlıklı bir vahşetgah suretini aldı.
Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Teşehhütte ettehiyyatü dediğim zaman birden kainat canlandı, hayattar, nurani bir şekil aldı, dirildi. Hayy-i Kayyum'un parlak bir aynesi oldu. Bütün hayattar eczasıyla beraber hayatlarının tahiyyelerini ve hedayâ-i hayatiyelerini daimi bir surette Zat-ı Hayy-i Kayyum'a takdim ettiklerini ilmel yakîn, belki hakkal yakîn ile bildim ve gördüm. Sonra Esselamu aleyke ya eyyuhen nebiyyü dediğim vakit, o hudutsuz ve hali zaman birden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın riyaseti altında zihayat ruhlar ile vahşet zar suretinden ünsiyetli bir seyrangah suretine inkılap etti. İkinci sual. Teşehhüd ahirinde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'deki teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünkü Muhammed aleyhissalatu vesselam, İbrahim aleyhisselamdan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salavatın teşehhütte tahsisinin hikmeti nedir? Aynı dua, eski zamandan beri bütün ümmet her namazda tekrar etmeleri. Halbuki bir dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zatlar musırrane dua etmesi ve bilhassa o şey vadi ilahiye iktiran etmiş ise. Mesela, ''Asa en yeb'ateke rabbuke mekâmen mahmûdâ'' Cenab-ı Hak vaad ettiği halde her ezan ve kametten sonra edilen mervi duada, وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدْتَهِ deniliyor. Bütün ümmet o vaadi ifa etmek için dua ederler. Bunun sırrı hikmeti nedir? El-Cevap, bu sualde üç cihet ve üç sual var. Birinci cihet, Hazreti İbrahim aleyhisselam, gerçi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama yetişmiyor. Fakat onun âli enbiyadırlar, Muhammed aleyhissalatu vesselamın âli evliyadırlar. Evliya ise enbiyaya yetişemezler. Âl hakkında olan bu duanın parlak bir surette kabul olduğuna delil şudur ki, 350 milyon içinde âli Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan yalnız iki zatın, yani Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh neslinden gelen evliya, ekseri mutlak hakikat mesleklerinin ve tarikatlarının pirleri ve mürşitleri onlar olmaları. Ulema-u ümmeti ki enbiya-i beni İsrail hadisinin mazharları olduklarıdır. Başta Cafer-i Sadık radıyallahu an ve Gavs-ı Azam radıyallahu an ve Şah-ı Nakşibend radıyallahu an olarak her biri ümmetin bir kısmı azamını tariki hakikata ve hakikat-ı İslamiyete irşad edenler bu âl hakkındaki duanın makbuliyetinin meyveleridirler. İkinci cihet, bu tarzdaki salavatın namaza tahsisi hikmeti ise, meşahir-i insaniyenin en nurani, en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve açtıkları yolda, kendisi dahi o yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bulunan ve şaşırmaları mümkün olmayan o cemaat-i uzmaya, o sırat-ı müstakimde iltihak ve refakat ettiğini tahattür etmektir. Ve o tahattür ile şübehat-ı şeytaniyeden ve evham-ı seyyiyeden kurtulmaktır. Ve bu kafile, bu kainat sahibinin dostları ve makbul masnuları ve onların muarızları, onun düşmanları ve merdut mahlukları olduğuna delil ise, zaman-ı Adem'den beri o kafileye daima muavenet-i gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibet-i semaviye inmesidir. Evet, kavmi Nuh ve Semud ve Ad ve Firavun ve Nemrut gibi bütün muarızlar, gazab-ı ilahiyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybi tokatlar yedikleri gibi, kafile-i kübranın Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi bütün kutsi kahramanları dahi, harika ve mucizane ve gaybi bir surette mucizelere ve ihsanat-ı Rabbaniye'ye mazhar olmuşlar. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti gösterdiği halde, binler tokat muarızlara
ve binler ikram ve muavenet kafileye gelmesi, bedahet derecesinde ve gündüz gibi zahir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delalet eder. Fatiha'da sırat-ı lezîne en'amte aleyhim o kafileye ve gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn muarızlarına bakıyor. Burada beyan ettiğimiz nükte ise Fatiha'nın ahirinde daha zahirdir. Üçüncü cihet, bu kadar tekrar ile kat'i verilecek olan bir şeyin vermesini istemesinin sırrı hikmeti şudur. İstenilen şey, mesela makam-ı mahmud bir uçtur. Pek büyük ve binler makam-ı mahmud gibi mühim hakikatları ihtiva eden bir hakikat-ı azamın bir dalıdır. Ve hilkat-ı kainatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise, dolayısıyla o hakikat-ı umumiye-i uzmanın tahakkukunu ve vücut bulmasını ve o şecere-i hilkatin en büyük dalı olan alem-i bakinin gelmesini ve tahakkukunu ve kainatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dar-ı saadetin açılmasını istemektir. Ve o istemekle dar-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebebi vücudu olan ubudiyet-i beşeriyeye ve daavat-ı insaniyeye kendisi dahi iştirak etmektir. Ve bu kadar hadsiz derecede azim bir maksat için bu hadsiz dualar dahi azdır. Hem Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama makam-ı mahmud verilmesi umum ümmete şefaat-i kübrasına işarettir. Hem o bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi aynı hikmettir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.